Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA Liberty Stories Mobile Açık Dünya bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA Liberty Stories Mobile'da açık dünya görevlerini tamamlamaya tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki GTA Liberty Stories Açık Dünya görevleri bölümünde sevgili arkadaşlar, eriştecilik yapmıştık. Yani motor kulyeciliği yapmıştık. Erişte teslimatı yapmıştık. Bunu yapmamız karşılığında da arkadaşlar canımız, azami canımız kalıcı olarak bir tık artmış oldu arkadaşlar. Bakın canımızın olduğu yerde artı işareti var. Artı işaretin olması demek artık canımızın normalden daha fazla olduğunu gösteriyor. Hani can böyle bar böyle artmıyor ama artık daha çok canımız var yani. Canımız daha az girecek. Bir darbe yediğimiz zaman, hasar yediğimiz zaman vesaire. Neyse bu bölümde arkadaşlar İtfaiyecilik görevini sizlerle beraber yapacağız. İtfaiye istasyonuna geldi fakat itfaiye aracı olmadığı için şu anda şöyle bir tur atacağım. Ondan sonra itfaiye aracı büyük ihtimal spam olacaktır diyerekten. Daha fazla GTA Liberty Stories Mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beni bırak, bir kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ekte kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu bölümden sonra büyük ihtimal bu sefer de taksicilik görevini yapmayı düşünüyorum. Çünkü hani Portland Adası yani ilk adada şu an olduğumuz yerde görevleri tamamlamak biraz daha kolay. Çünkü çok küçük bir yer burası. Ve hakimim. Şehre bayağı bir hakimim. Hadi bakalım itfaiyecilik time. Zaten itfaiyecilik görevi yapmak kolay. Baya basit. GTA San Andreas'tan daha basit. Niye? Şöyle bir güzelliği var çünkü abi. Şehir küçük. Bayağı bir küçük olmasından ötürü ne kadar zorlayabilir ki sizi yani. San Andreas'ta şöyle bir güzellik vardı fakat aşırı derecede mesafe olmuyordu, uzak olmuyordu. O yüzden sahil tarafına geçip yapmaya kalktığınızda görevi çok çok daha rahat bir şekilde tamamlayabiliyordunuz. Ama burada öyle bir olay maalesef ki söz konusu değil. Ama önemli mi? Hayır, önemli değil. Hasar çok alsanız bile seviye tamamladıktan sonra aracınız birazcık tamir oluyor gibi bir şey oluyor. Ondan dolayı itfaiye aracını falan patlatmak olsun, ambulans patlatmak olsun fark etmez. Ekstradan birazcık zor. Evet hadi bakalım 50 dolarla başladık. İlk seviyeyi tamamladık. Ya yani itfaiyecilik de güzel para veriyordu diye hatırlıyorum. Sidemarks bu arada evet baya oyun bize kazık yerlere götürtüyor. Ama yapacak bir şey yok. Biz bu görevi tamamlayacağız. Görevi tamamlamamız karşılığında da hani mobiller ne kadar normalden daha az yangın hasarı alıyor olsak da yangından etkilenmeyeceğiz arkadaşlar hiçbir şekilde. San Andreas'ta olduğu gibi aynı. Ama hani normal konsol ve büyük ihtimal PC versiyonunda yandığımız zaman canımızın yarısı falan gidiyordu öyle böyle. Burada çeyreğe gidiyor gibi bir şey. Yani yangından zaten normalde daha az etkileniyoruz normal versiyonlara kıyasla. Yani bu görevi tamamlayınca da yani işte zaten yanma hasarı almama olayı birazcık değersizleştiğini düşünüyorum bu olay yüzünden. Ama yapacak bir şey yok. Evet 100 dolarımızı cebe indirdik. Her seviye tamamladığımızda böyle 50 dolar falan vermeyecek ekstra inşallah. Evet hep bunun Heist tarafı bu arada. Hep bunun zirveleri tarafına gidiyoruz. Her 4 seviyede bir yani 5 ve 9. seviyelerde araç sayısı artacak. Aynı San Andreas'ta falan da diğer GTA'larda olduğu gibi. Onun dışında farklı ekstra bir şey yok zaten. Kişi sayısı artıyor vesaire. Seviye 13 olsanız bile sonra seviye 17 olsanız da araç sayısı artmayacak tabii ki de. Onun da bir ikisini vereyim. Benim merak ettiğim tek bir şey var. Seviye 9'u tamamladıktan sonra direkt olarak görev tamamlanacak mı? Aynı ambulans görevinde olduğu gibi. Onu bayağı bir merak ediyorum. Bu arada az kalsa yukarıya çıkacaktım. Neyse ki çıkamamışım. Sebepten ötürü olarak da bu araca direkt ulaşmış oldum. Siz bir sönün abi. Oha ne biçim koşuyorlar bu arada. Parayı az veriyor bu arada. Bu da parayı bayağı az veriyor. Yani şu an adam akıllı parayı bir tek şeyden kazanabiliyoruz maalesef ki. Araba satıcılığından. Araba satıcılığından zaten ben bu kadar fazla para kazandım yani. Rahat 30 bin, 32 bin doları falan ben şeyden kazanmışımdır. Araba satıcılığından. En kötü 25 bin doları oradan gelmiştir. Geri kalanlar zaten ambulanstan geldi, ana görevden geldi. Para da harcamadığım için hiç. Yani bir kere bile silah satın almadım henüz. Ana görevde hani Vincenzo bize silah temin etmişti. Onun haricinde hiçbir şekilde parayla silah falan almadım. Harcamadım bile hatta. Max bir kere, bir iki kere ölmüşümdür. Öyle 100-200 dolarım gitmiştir. Onun için hiç para harcamadım. Zaten paraya pek ihtiyacınız olmuyor. Hani save satın alma olayı falan olmadığından ötürü bu oyunda. Olsa güzel olurdu. Ama yok. O bayağı bir can sıkıcı bir durum. Ama yapacak bir şey yok. Evet 200 dolar daha kazandık.
Şimdi nereye gitmemi istiyorsun abi? Tabii ki de Harvard tarafına. Yani ben neredeyse oyun direkt o tarafa doğru kazık bir yere yollamaya çalışıyor bize. Neyse ben videoyu burada durdurayım abi. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum çünkü. 7. 8. seviyeden kaldığımız yerden devam ederiz. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. 8. seviyeye geldik. Ve tabii ki de oyun adam akıllı para vermiyor görevde de. Ya acaba konsol versiyonunda veriyor muydu para? Ben düzgünce para verdiğini sanırım hatırlamıyorum ya. Yine 100 dolar 100 dolar şeklinde gidiyordu ama 50 dolar şeklinde gitmiyordu o. Ondan eminim ya. Abi çok can sıkıcı ya. Para vermiyor oyun ya. Para vermiyor. Aşırı cimri ya. Hani GTA 3'te tamam her şey daha pahalıydı vesaire genel olarak. Ama en azından parayı da bol veriyordu yani. Tamam hani masraflar falan çok oluyordu ama ya yine para veriyordu yani en azından. Oha falan şu kadar para kazandı falan diyorsun ama böyle küçük miktarları görünce de insanın siniri bozuluyor yani gerçekten. Neyse yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Evet 8. seviyede tamamlandı. 9. seviyeye geçtik. Acaba 9'da bitecek mi? Yoksa 12. seviye yapmamızı isteyecek mi bizden? Çok merak ediyorum. Büyük ihtimal 12'yi tamamlamamızı isteyecektir ya. İsterse zaten 12'yi tamamlamamızı 11'den kaldığımız yerden devam ederiz. Çok vaktinizi almak istemiyorum dediğim gibi çünkü. Bu arada gereksiz yolu bir tık uzatmış oldum. Yani biraz daha uzakta olur diye düşünüyordum ama direkt aradaymış zaten. Tüh. Boş boşuna vakit kaybettik. Zamana değer veren bir insan olduğum için bu benim için ekstradan kritik bir şey. Neyse. Şuradan hemen arkadan öne doğru. Alayınız bir sönün abi. Zaten sadece araç yanıyor. 9. seviye olduğu için öndeki. Evet 9. seviyeyi tamamladık. Ve görev bitti arkadaşlar. Yani bayağı değişik saçma bir durum aslında. 9. seviyeyi tamamlıyorsun ve bitiyor. Yani saçma diyorum ama yani sizin açınızdan benim açımdan da güzel oldu. Çünkü görevleri normalden daha hızlı tamamlıyoruz. Acaba taksicilik görevi ne zaman bitiyor tam olarak? Hani ne kadar sürüyor? Onu da merak etmiyor değilim. Hadi bari ben bir seviye daha tamamlayayım. Hadi bir seviye de 10. seviyede benden olsun ya. Yani para versin abi oyun bir tık. Yani şöyle bir 50 bin dolara doğru ben bir erişeyim. Ama bir tık can sıkıcı ya. Hani bari para ver abi. Bari bir tık para ver yani. O ne abicim 50 dolar ya. Şey anasını satayım hani bu oyunda polisler bazı NPC'leri kovalıyorlar. Bunlar da suçlu oluyor genellikle. Onlara bir kere vurduğunuzda yumruk ya da sopa ikisinden biri. Vurduğunuzda abi 50 dolar kazanıyorsunuz zaten. Görevi iptal ettim diye böyle bir şey olması. Wow. Kurtardığım insanlar öldü. Kurtardıklarımdan fazlası öldü orada evet. Neyse arkadaşlar ben oyunu kaydetmeye gidiyorum. Öğrenmiş olduk. İtfaiyeci görevi de 9. seviyede bitiyormuş. Video 8 dakika oldu. Evet farkındayım biraz fazla kısa oldu. Ama bilmiyordum yani ki zaten max 12 dakika falan sürecekti yani şeyleri de oynasaydım. Diğer seviyeleri de video içerisinde oynamış olsaydım. Ama boş vakit kaybetmiş olacaktık ve boş izlemiş olacaktınız ondan dolayı. Önemli değil abi. Ben oyunu direkt olarak kaydediyorum. Ve ardından bu bölümü de videoyu da bitireceğim. Efendim yüzde kaçını bitirdik oyunun bu arada? Ona da bir bakmak istiyorum. Abi oyunun %20'sine gelmişiz bile. Yani normalden çok çok daha kısa sürecek bu açık dünya serisiyle ana hikaye serisi. Haberiniz olsun şimdiden diyerekten. Sevgili arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve sizlere bir şeyler katabilmişimdir diyerekten. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız. Bir beğeni bırak ve kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oyun yapma sitesinden de başka oyun serilerimizden ve içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.